yağmur yağdı Antalya'da. Yağmur yağdığı zaman altyapı yapmıyor yani. Türkiye'nin kanayan yarası. Her yerde aynı. Suyun gidecek yeri yok tabi. İşte planlamıyorlar bu tür şeyleri. Bugün yürüyerek gidiyoruz işe. Bakalım yürüyerek kaç dakika sürecek. Şöyle öbek öbek sular her yer. Bisikletle 5 dakika sürüyor. Yürüyerek herhalde 15 dakika sürer. Bakalım. Günaydın. Her yer yağmur altında. Şappada şuppada. Şappada şuppada. Yani suyun gideceği böyle yerler, onlar da ya yüksekte kalıyor, su gitmiyor. Yani nasıl bir mühendislik, nasıl bir sistem? Çözemedim yani Türkiye'de yıllardır. Aynı, hiçbir düzeltme yok. Suyun gideceği yer yüksekte kalıyor ya da su gitmiyor. Burada su birikmiş. Bu yüksekte kalıyor, gitmiyor. Yani bu kısmen oldu. Ama çoğu yüksekte kalıyor. Nasıl bir mantık anlamadım. Örneğin su birikiyor etrafında ama gitmiyor. Çünkü yüksekte kalıyor. Evet, yürüyüşümüz ne kadar sürecek iş yerine bakalım. Bugün haftanın son günü. Haftayı bitirdik artık. Memurlar için 2 gün tatil, 2 gün dinlenme molası. Bizim gibi özel sektördekiler hafta sonu da çalışabiliyor. Bu hafta sonu yok ama önümüzdeki hafta sonu çalışma var. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Umarım her şey yolundadır. Bakalım yollara. İşte bahsettiğim gibi mühendislik harikası. Ne kadar yüksekte yapılmış. Yani su gitmesin diye uğraşılıyor. Çok ilginç değil mi? Su gitmesin. Burada şişirebilir üzerinize, dikkat. Oo, kaza oluyordu aslında. Çarpışıyorlardı. Bir de böyle kullanmadığınız giysileri atabileceğiniz kumbaralar türedi her yerde. Umarım gerçekten ihtiyacı olanlara gidiyordur. Almanya'da da öyle bir şey vardı ama bir şebekeymiş. Umarım denetleniyordu adam akıllı. Az daha ıslanıyorduk. Evet. Şap 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 şap. Suya bata çıka bata çıka gidiyoruz. Bakalım ayakkabılar su geçiriyor mu geçirmiyor mu, onu da göreceğiz. Dün akşam bisikletle döndüm. Tabi bisikletin çamurluğu yok. Sırtım komple çamur olmuştu. Yağmurda çamurluksuz bisiklet pek iyi olmuyor. Evet, 4 dakikadır yoldayız. Bakalım ne kadar sürecek işe varışsa. Tahmini 17 dakika diyorum ben. Bakalım. Kapatmayacağım videoyu bu arada. Hep açık olacak.
şapkada şapkada sulara basa basa gidiyoruz. Evet, bu hafta sonu ne yapabiliriz? Bu hafta sonu sinemaya gidebilirsiniz. Tiyatro sezonu açıldı, opera sezonu açıldı. Onları takip edebilirsiniz. Konserler ağırlık kazandı şu hafta. Büyük şehirlerde gördük. Oralar hep su altında. O da resmen bir gölet oluşmuş. Onun dışında Antalya'da bu havada, yani yağmurlu havada aslında iyi bir off-road yapılabilir. Arabası olanlar için, jip olanlar için dağlara gidip böyle bir tadını çıkarabilirler. Seviyorlarsa yağışlı havaları. Onun dışında Türkiye'nin zaten bu savaş olayları ciddi anlamda yazık oluyor şehitlerimize. Gerçekten yazık oluyor yani. Allah rahmet eylesin, gani gani nur içinde yatsınlar. Çok büyük bir acı. O ailelerin çektiği acı kimse tahmin edemez, hissedemez. Yani inşallah en kısa zamanda bu savaştan vazgeçilir. Yani bir sonlandırılır. Anlamsız buluyorum ben savaşları. Tabii savaşlar hep silah endüstrisini canlı tutmak için ekonomik, her şey ekonomik ya bu dünyada. Savaşlar da ekonomik kalkınma için, yani bir şeyleri satmak için, silah satmak için yapılıyor. Garip bir sistem yani, dünya sistemi. Mecbur yaşıyoruz bu dünyada. Ama işte istediğiniz gibi olmuyor hiçbir şey. Neyse, biz yolumuza bakalım. Ne kadar kaldı? 7 dakika oldu. Şimdi sola döneceğiz buradan. Evet, bir cuma günü iş yürüyüşü. Yağış olduğu için, yağmurdan dolayı bisiklete binemedim. Araban da olmadığı için yürüyerek gidiyorum işe. Şanslıyım, en azından yürüyerek ulaşabileceğim bir iş yerim var ya da bisikletle 5 dakika süre. Evet, hiç kapatmadan bütün aşamaları teker teker kaydederek gidiyoruz işe. İki dakika oldu. Sizce ne kadar sürecek işe varışım? Sizler ne yapacaksınız hafta sonu? Var mı plan program? Aslında cumadan, yani hafta sonunuz boşsa cumadan planlayıp parası olanlar yurt dışına kaçabilir, farklı ülkeler görebilir. Yani birazcık daha orta halli parası olanlar, harcamaya müsait olanlar farklı bir şehir gezebilir. Benim en sevdiğim şeyler, ama önümüzdeki zaman ne gösterecek? Biz yurt dışına gitmeyi planlıyoruz hafta sonları inşallah. Cuma'dan planlayıp uçağı atlayıp tekrar pazar geri dönmek ya da pazartesi sabahı iş saati uygun olursa. Evet, su geçirmiyordu bu Sony. Öyle aldık. Bakalım, onu da test etmiş olacağız. Evet, 10 dakika oldu. İşte aheste aheste yürüyorum böyle. Aheste aheste. 10. dakikasındayız yürüyüşümüzün. Sanırım 18 dakika sürecek. Tahminim. Buradan sağa dönünce zaten yolun sonu
Evet, portakallar. Bunlar önceye yere düşmüş. Her yer narinciye, portakal, limon. Evet, bereketli topraklar buralar. Yağış da dünden beri sürüyor. Dün başladı. Dün akşam. 4-5 gibi. Ne kadar oldu? 12 saati geçti. 14, 15, 16. Yani 24 saat olacak, kesilmedi yani. Burada bir başladı mı durmuyor yağmur. Evet, evet. Yolumuzu bitiriyoruz. Sanırım 18 dakika sürecek. Eve var mı? İşe var mı? Mesai 8.30'da bitiyor. 12'de başlıyor. Sinemaya gidemedik uzun zamandır. Belki hafta sonu filme kaçarız. Çocuk olunca zor oluyor. İstediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz. Ufak çocuğu sinemaya, tiyatroya hiçbir yere götüremiyorsunuz. Yani mutlaka etrafınızda bir akraba çevresi ya da anneniz ya da kardeşiniz olursa 3-4 saat kaçamak yapabilirsiniz. Ama onun dışında gerçekten zor. Şimdi bizim yaşadığımız zorluk, Antalya'da kimse yok. Çocuğa komple bağlıyız. Daha ufak olduğu için. Biraz büyürse kreşe gider. Bakıcıyı pek tasvip etmiyoruz. Kreş daha sosyal ortam yarattığı için daha uygun. Evet, buralar göl olmuş iyice. 12 dakika oldu. Herhalde tahminim doğru. Tahminimi güncelleyeyim. 18-17 olabilir belki. Bazı yani şoförler gerçekten çok saygısız. Hızını düşürmeden devam ediyor. Yani seni ıslatacak amacı o mu bilmiyorum, garip ve kafa basmıyor. Ayakkabılar hafif sağ uçtan bir nemlenme var. Yani inciden aldım. Pek memnun değilim açıkçası. Bir daha da almam. Evet, kaç dakika geçti? 13.5 dakikadır yoldayız. Aheste aheste gittik. Hız yapmadan gitti. Karşıdaki bina zaten ortada. Gördüğünüz yeşilimsi bina. Yani buradan oraya varmam en fazla 1 dakika sürecek. Yani 15 dakikada işe varıyorsunuz. Evet, bu da bir yürüyüş videosuydu. Evden işe yürüyüştü. Bisikletin dışında 15 dakika falan sürüyor. Hızlı giderseniz belki 12 dakikada varırsınız yürüyerek. Size iyi bir hafta sonu diliyorum. Tadını çıkarın hafta sonunun. Boş zamanlarınızı güzel değerlendirin. Mutlu olmaya bakın. Haydi, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Arada bir yorum atın. Abonelik. İşte bir buton çıkacak. Oraya tıklarsanız abone olabilirsiniz. Haydi, kendinize iyi bakın.